başta demek istedim açık. Böyle burayı boş atmaya gerek yok. Bu tarafa doğru biz devam edeceğiz ya, bu tarafa doğru devam ettikçe daha küçük malzeme, daha küçük taşlar, daha az mimari ama yoğun veriyle çalışacaklar. Biz genelde en yakın köylerden çalışıyorduk ve en yakın köylerden gelen işçiler de genelde erkek işçiler oluyordu. Tarım işçileriyle hiç çalışmamıştık. Tek tük birkaç tane kadın işçiyle çalışmışlığımız vardı ama bu kadar yoğun değildi. Bu sene biz tarım işçileri ve kadınlarla çalışmamızın aslında felsefesi ve vizyonu ilk 1964'de dayanıyor. Çünkü bir kadın eliyle başlayan bir yer, kadın eliyle daha anlamlı ve daha nitelikli olacağını düşünüyoruz. Tarım işçileri olmalarından dolayı toprağa ve araziye çok uygunlular. Çapalamayı ve çapa yapmayı zaten biliyorlar. Bunlar için ayrıca bir eğitim yapmamıza gerek kalmadı. Hemen adapte oldular. Bununla beraber ikinci etken, yani bu kolaylıkların dışında ikinci etken ise şu, biz yerel kalkınmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle kadın işçilerle beraber küçük ölçekte de olsa aile ekonomisine bir ek katkı olabileceğini, tarlada ya da mevsimlik bir işçi olarak fındık toplama gibi alanlara gidip ailesinden uzakta, bulunduğu alandan uzakta çalışmak zorunda olmasını çok doğru bulmadık. İmkanlarımız oranında burada alan açmaya çalıştık. Dolayısıyla bunu da bu kadınların özellikle ailesiyle birlikte yaşamasını, ailesiyle birlikte aynı alanda bir ekonomiye sahip olmasını da önemsedik. Biz kadınlarla çalışarak aynı zamanda bu kadınların kültürel miras bilincini arttırıyoruz. Bulundukları sahada bir arkeolojiyle bir entegrasyon oluşuyor ve bilgi birikimi oluşuyor. Dolayısıyla doğal olarak da hanelerinde, evlerinde, çevrelerinde, başta çocuklar olmak üzere çevrelerindeki herkese kültürel mirasla ilgili az da olsa bir bilgi aktarımı yapıyor. Bu da kültürel mirasın korunması açısından bizim açımızdan bir dolaylı etki. Bizim arkeoloji kazı çalışmalarında özellikle sahada bu kadar kadın işçiyi tercih etmemizin sebebi de aslında algıda seçildiği ile ilgili bir şey. Bir kere tarım işçilerinden dolayı çapalama ve arkeoloji kazı tekniklerinin hepsine tamamen hakimler. Bununla beraber hanede şöyle tabir edelim, pirincin taşını ayıklayan kadınlar burada çok net bir şekilde toprağın içindeki en küçük buluntuyu da bile bulabiliyor. Bu sene özellikle boncuk buluntularımızın sayısının biraz artmasını, yoğun bir şekilde bulmamızı, çok küçük parçalar bunlar, 4 milim, 5 milimlik boyuttaki boncuklar. Bunları elek yapmadan bile toprağın içinde hemen kazarken bu kadınlar buluyor. Erkeklerde biraz bunu başaramamıştık ama kadınlarla beraber deneyimliler. Evde pirinci ayıklarken, taşı ayıklarken deneyimliler. Çapa yaparken de deneyimlilerdi. Arkeolojiye bunu uyarladılar. Biz eskiden pandağa gidiyorduk, domatese gidiyorduk. Ondan sonra bu iş bize çok iyi geldi. Kapımızın öndeyiz. Sabah geliyoruz, öğle akşam eve gidiyoruz.
Ondan sonra yemeğimizi yapıyoruz, çocuklarımıza bakıyoruz, işimizi yapıyoruz. Tekrar sabah kalkıyoruz, heyecanla buraya geliyoruz. Çok sevdiğimiz işimizi. İnce iştir. Yani toprağı kazıyoruz. İnce, boncuk, her şey içinde var. Dışarıda iş çok zordu. Yani yolculuk çok zordu. Gidiyoruz oraya. Burada mesela evimiz aklımızdaydı, çocuklarımız aklımızdaydı. Burası yakındır. 5 dakika yolumuz sadece sürüyor. Yani çok heyecanlanıyoruz. Arkadaşlarımızla çok iyi anlaşıyoruz. Biz kadınlar topraktan çok iyi anlıyoruz. Kazınca bir şey çıkıyor. Hocamızı çağırıyoruz. O mutlu oluyor. Biz de mutlu oluyoruz. Ondan sonra kazıyoruz yani. Çok heyecanlı. Önceden tarım işçisiydik. Şu an tarih işçisi olduk. 3 aydır bu işi yapıyoruz. Yani hiç zor değil yani. Çok kolay iş. Biz toprağı iğne oyar, iğne oyası işler gibi işliyoruz. Boncuğu bulunca, ondan sonra herhangi bir tarihi eser bulunca, taştan kolye olur, taştan küpe olur, taştan toka olur bulunca hocalarımıza veririz. Onlar da mutlu oluyoruz, biz de mutlu oluyoruz. Çok da güzel oluyor. Yani o mutluluk bize yeter. İnce iş, elimizden geleni yapıyoruz. Aynı oya işler gibi. İnce detaylarına kadar giriyoruz. Boncuk buluyoruz. Ondan sonra küpe şeylerini buluyor. Yüzük buluyoruz. Gayet de seviniyoruz. Hocalara vuruyor. Onlar da seviniyor. Eve gidip vaktinde çocuklarımıza bakıyoruz. Yemeğini olsun yapıyoruz. Önce de televizyonda izleyiyorduk. Merak ediyor. Bunlar ne buluyordu? Onun için biz de bize bir fırsat oldu. Geldik buraya. Aynı şekil biz de buluyoruz. Biz de mutlu oluyoruz. Eve gidince işte çocuklarımıza anlatıyoruz. Boncuk bulduk ya da köpeği bulduk.